Burada yapılan işi bulmak için F çarpı D çarpı cos theta formülünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Büyük F çarpı küçük D cos theta. Bu formülle bulacağınız sayı bir cisme aktarılan enerjiye aittir. Örneğin bu formülü kullanarak bir soru çözdüğünüzde cevabı pozitif 200 joule bulursanız eğer bu sonuç buradaki kuvvetin bir cisme 200 joule'lük bir enerji aktardığı anlamına gelir. O halde eğer bir cismin kazandığı ya da kaybettiği enerji miktarını biliyorsanız yapılan işi de bulabilirsiniz. Neden mi? Tekrar ediyorum. Çünkü yapılan iş bir cismin kazandığı ya da kaybettiği enerjiye eşittir. Şimdi durmakta olan 50 kilogram ağırlığındaki bir kaykaycıyı düşünelim. Eğer bir kuvvet kaykaycının saniyede 10 metrelik bir hızla hareket etmesini sağlarsa, bu kuvvet kaykaycıya enerji verdiği için aynı zamanda kaykaycı üzerinde de bir iş yapmış olur. Kaykaycının kazandığı kinetik enerji 2500 joule ise, kaykaycı üzerinde yapılan iş de artı 2500 joule olur. Bu değerin pozitif olmasının sebebi, kuvvetin kaykaycıya enerji vermiş olmasıdır. Eğer bir kuvvet bir cisme enerji veriyorsa, o kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş pozitif olur. Eğer bir kuvvet bir cisimden enerji alıyorsa da negatif iş yapmış olur. Şimdi saniyede 10 metrelik bir hızla giden kaykaycı örneğimize geri dönelim. Ve kaykaycının bir duvara çarptığı için durduğunu düşünelim. Duvar, kaykaycıdan enerji aldığı için negatif iş yapar. Ve duvarın yaptığı işi bulmak için kaykaycıdan ne kadar enerji aldığını bulmamız gerekir. Kaykaycının 2500 joule'lük kinetik enerji ile kaymaya başladığını ve 0 joule'lük bir kinetik enerji ile de durduğunu bildiğimiz için duvarın yaptığı işi eksi 2500 joule olarak buluruz. Neden negatif olduğunu hatırlatmak gerekirse, duvarın kaykaycıdan enerji aldığını aklımıza getirmemiz gerekiyor. Enerji alırsa negatif, enerji verirse pozitif iş yapılıyor. Başka bir örnek, az önceki duvarın ağırlığının 500 kilogram olduğunu ve bu duvarı yerden 4 metre yükseğe kaldırdığımızı düşünün. Duvarı kaldırmak için yaptığımız işi F çarpı D çarpı cos theta formülüyle bulabiliriz. Ama sizce buna gerek var mı? Hayır, yok. Çünkü bunun yerine duvara ne kadar enerji verdiğimizi bulabiliriz. Bu örnekte duvar M çarpı G çarpı H ile bulabileceğimiz yer çekimine bağlı potansiyel enerji kazanıyor. Formülümüzü kullanırsak eğer duvarın 19.600 joule'lük potansiyel enerji kazandığını bulabiliriz. Bu durumda bizim duvar üzerinde yaptığımız iş de artı 19.600 joule olur. Bu pozitif bir değer çünkü duvara enerji verdik. Bu durum sadece yer çekimine bağlı potansiyel ya da kinetik enerji için değil, diğer tüm enerji çeşitleri için de geçerlidir. Bir kuvvetin bir cisim üzerinde yaptığı işi, o kuvvetin o cisme verdiği ya da o cisimden aldığı enerjiyi hesaplayarak bulabilirsiniz.